Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet yerinde çok güzel bir kayısı reçeli hazırladım. Ben bu kayısı reçelini kuru kayısıdan hazırladım. Sizlere de bu videoyu paylaşarak da sizlerin de nasıl evde kış bile olsa kayısı reçeli yapacağınızı göstermek için gerçekten kuru kayısıdan şahane reçel oluyor kayısı reçeli. Sizlerle de dediğim gibi paylaşmak istedim. Bu tarifi öncelikle 1 kilo şekerimi tencereme aldım. 1 su bardağı da içerisine suyumu ekledim ve sıra geldi kayısılarımı doğramaya. Akşamdan güzelce temizleyip suya bıraktığım kayısılarımı süzdürdüm. Güzelce yıkadım ve ortadan ikiye gördüğünüz şekilde bölüyorum. Yarım kilo kadar bu tarif için kayısı kullanacağım. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye kestiğim kayısılarımı tabağıma alıyorum. Gayet kıvamı, lezzeti çok güzel oluyor. Sizler de denediğinizde göreceksiniz. Gerçekten kuru kayısıdan reçel daha şahane oluyor. Çünkü ezilme riski çok yok. Gördüğünüz gibi tenceremizin içerisine 1 kilo şekerimizi almıştık ve üzerine 1 su bardağı su ilavesi yapmıştık. Bu şekilde kaynayana dek 10 dakika kadar pişiriyoruz. Şekerimiz ve suyumuzu bir kaşık yardımıyla karıştıra karıştıra 10 dakika kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynadı şekerim ve suyum. Kenar kısımlarındaki şekerlenen tenceremin kenar kısımlarındaki şekerlenen kısımlarını da şöyle kaşık yardımıyla alıyorum ki reçelim kesinlikle sonradan böyle tortu tortu şekerlenmesin. Kıvamı yerinde bir reçel olsun. Karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şekerimi, çünkü dediğim gibi sonradan şekerlenme olur karıştırarak pişirmezseniz bu şekilde. Yarım çay kaşığı kadar gördüğünüz gibi limon tuzum vardı. Onun içerisine ekledim ve yarım kilo kadar kayısımı de yine tenceremin içerisine bırakıyorum. Limon tuzumu ekledikten sonra güzelce şöyle yine karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Görüyorsunuz kıvamını. Kayısılarım içerisinde pişinceye dek bu koyu şerbetin öncelikle kaynayana dek bekliyorum. Kaynadıktan sonra 2 saat kadar kısık ateşte kayısıyla bu şerbeti güzelce pişirip kıvama getireceğiz. Gördüğünüz gibi gerçekten lezzeti çok güzel. Rengini de görüyorsunuz, gayet güzel görünüyor. İnanın lezzetini de çok beğeneceksiniz. Sizler de hazırladığınızda tadına doyamayacaksınız. Kahvaltılarınızda zevkle tüketeceğiniz bir reçel bekliyor sizi bu videoda. Videomu beğenirseniz, gördüğünüz gibi videomu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Gerçekten güzel bir reçel tarifi oldu. Gördüğünüz gibi reçelim kaynadı. Kaynayana dek harlı ateşte pişirdim. Reçelim kaynadıktan sonra bu aşamada altını kısıyorum ve 2 saat kadar kaynayacak reçelim. Gerçekten sonu o kadar güzel, lezzet o kadar kıvamı yerinde. İnanın ekmeğinize koyun koyun yiyin. Çok güzel oluyor kuru kayısıdan. Ben kışın genelde kayısı reçeli olmadığında bu şekilde hazırlıyorum reçelimi. Sizlere de bu videoyu hazırlayaraktan göstermek istedim. Kışın da gayet kuru kayısı ile kıvamı, lezzeti yerinde güzel kayısı reçeli hazırlayabilirsiniz.
Görüyorsunuz, yavaş yavaş kıvama geliyor reçelim. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar içerisine tereyağı ekledim. Tereyağı eklememdeki sebep hem bozulmasın diye reçelim, hem de güzel parlak bir görüntüsü olsun diye ben bir tatlı kaşığı kadar içerisine tereyağı ekledim ve biraz daha pişirdikten sonra ocaktan bakaraktan alacağım. Gördüğünüz gibi bakın kıvamı gayet yerinde, soğumasını bekleyip sizlere gösterip ocaktan alacağım. Gerçekten rengi muhteşem oldu. Lezzeti de bir o kadar güzel. Görüyorsunuz kıvamı nasıl güzel olmuş ve altını kapatacağım. Az sonra reçelimin görüyorsunuz rengini. Bakın çok güzel bir reçel oldu ve birazcık beklettikten sonra 15 dakika kadar kavanozlarımıza dolduruyoruz bu şekilde reçelimizi. Görüyorsunuz şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı benden esirgemezseniz. Gördüğünüz gibi gerçekten kavanoz kavanoz çok güzel bir Kayseri reçelim oldu. Kuru kayısıdan de çok pratik bir şekilde reçel yapıldığını sizlere göstermek istedim. Gerçekten sizler de yaptığınızda çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Lezzeti çok güzel oluyor. Kıvamı da bir o kadar güzel oluyor. Gerçekten kuru kayısıdan taze kayısıya göre daha lezzetli oluyor. Ben çok beğeniyorum kuru kayısının reçelini. Sizler de yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Dediğim gibi videolarımı beğenip altına yorum yaparsanız, paylaşımlarımın beni mutlu edersiniz. Arkadaşlarınızla videolarımı izledikten sonra paylaşırsanız, gördüğünüz gibi ekmeğe döküp döküp bir güzel doya doya yedim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere.